12 Eylül hiyerarşik yapı içinde neredeyse bütün ordunun hem planlama hem de pratik olarak içinde olduğu bir darbe olduğu için adına da ne hikmetse bizde ihtilal diyorlar. İhtilalle felsefi ve fikri manada ne gibi bir akrabalığı var onu da anlamış değilim. Bir darbe olduğu için şimdi İstanbul'da yürüyen balyoz soruşturması ve tezahürleri ışığında değerlendirdiğimizde ortalık biraz karışacak gibi. Niye? Şimdi balyoz soruşturmasında dedik ki yahu bir orgeneral kendisine çağrı da yaptık. Yani o kadar subaya subayı oraya toplayıp bunların günahına girdin. 3 günlük zindan hayatından korkarak başka zeminlere çekme olayı. Bu insanların günahına sen girdin, sorumluluğu yüklen. Ama hakim savcılar ne dediler? Efendim başı o çekse de emir de verse kanunu olmayan emir yerine getirilmez. Bundan dolayı bugün o gün balyoz toplantısı, balyoz planı dedikleri o planlamaya İstanbul'da katılan bütün subaya subay neredeyse tutuklu. Doğru mu Alper Bey? Tutuklu. Hatta aralarında orada olmadığı halde tutuklu olanlar falan da varmış bizim duyduğumuza göre. Ayrıntılı incelemedim. Şimdi bunların içinde hakikaten tanıdığımız Türkiye'de hukuk zeminiyle, milli iradeyle herhangi bir sorunu asla ve kat'a olmayacak olan insanlar da var. Her zaman dedim yine diyorum ben de o gün 1. Ordu'da görev yapsaydım ve Çetin Doğan imzasıyla yayınlayıp böyle bir toplantı olacağı ve katılacak isimler arasında diyelim ki benim de ismim çıkıp ben hayır ben oraya gelmiyorum mu diyecektim. Değil. Gitti bu insanlar. Aralarında gönüllü vardı o ayrı. Gittiler. İşte hocam hukukçu. Şimdi yanlış emre itaat edilmez. Gayri kanun emre itaat edilmez şeklindeki bir felsefeyle o toplantıya katılanların hepsi zindanda. Şimdi 12 Eylül en yukarıdaki Genelkurmay Başkanı'ndan en aşağıdaki erine kadar önceden itibaren planlanan, zaman zaman tarih verilen, yani sadece 2 tane bir Genelkurmay Başkanı'yla bir kuvvet komutanının değil şu anda yargılama konusunda da geçen, bütün kol ordu komutanlarıyla, ordu komutanlarıyla, alt tüven, tugay komutanlarıyla şey, oturulmuş, koordine edilmiş. Daha enteresanı, gidilmiş Cumhurbaşkanıyla falan koordine edilmiş. Cumhurbaşkanı demiş ki yahu etmeyin durum iyi değil. Eğer ihtilal yaparsanız mazot bilmem ne falan. Böyle karışık, kırışık, garip bir olay. Şimdi ne olacak? Ben onu bekliyorum. Ha, yaşanmalı mı? Yaşanmalı. Bunlar yani 2 tane orgeneral falan oturup darbe yapamaz. Dışarıda gazete manşetleri, efendime söyleyeyim bilmem ne. Rektörlerin destekleri şeyler. Tabii ki. Evet. Büyük iş adamlarıyla toplantılar falan. Yani bunlar bir oligarşi. Yani oligarşi lafı da yetmez. Bunlar memlekete... Ya askerleri sadece darbeci askerleri yargılamak yetmez diyorsunuz. Tabii. Hızlı gitmemiz gerekiyor. Çünkü... Yetmez. Evet. Yani bunlar memleketin tepesine oturmuşlar. Bir saltanat kurmuşlar. İşte bizim orgeneraller ve ordudaki gariban Anadolu çocukları da vatan millet devlet kurtarıyorum edasıyla bu işin öznelerinden sadece biri. Böyle bir kültürle hesaplaşılacaksa bütün zeminlerde ve ipin ucu kaçırılmadan hesaplaşılmalı diye düşünüyorum.